Bugünün video tek bir konu gibi gözükse de aslında iki temel konudan oluşacak. Bunlardan bir tanesi ise sokak fotoğrafçılığı. Trying to make y'all comfortable. That's right. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. That's right. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. Kadra'dan sokak fotoğrafçılığı nasıl gidiyor? Bok gibi. Çok zor bir şey ya. Ya buna başlamadan önce bir sürü video izledim. İşte nasıl yapıyorlar, işte ne kadar sınır olmalı, insanlarla nasıl saygı duyabilirim falan. Gidip çatır çatır kimseye bir şey söylemeden çekemiyorum ya, utanıyorum. Sokak fotoğrafçılığı kariyerin nasıl gidiyor? Ben daha bir şey çekmiyorum. O yüzden bir şey gitmiyor. Ben kardelene eşlik ediyorum daha çok. Ben normal şartlarda epey ortalama bir fotoğrafçıyımdır. O yüzden onların bugünkü fotoğraf gecesinde sadece tentakülörüm ve bir kısmını çekiyorum. Hani size sokak fotoğrafı nasıl rahat çekilir anlatsınlar diye. Şimdi mesela Kardelen demin gördüğü böyle rastalı bir anne kızı yakalamaya çalışıyor. Bayağı aslında enteresan bir şey. Avcılık gibi bir şey bence bu. Aynen. Yani değil mi? Avcı doğru kişiyi doğru yerde yakalamak, doğal ortamında yakalaman lazım. Çektin mi? Çektim de çok kötü oldu. İzin istedin mi? Hayır, istemedim. Yüzü çok kapalıydı. Anne de biraz sinirli gibiydi, o yüzden izin istemedim. Sokak fotoğrafçılığı ile ilgili en nefret ettiğim şey şu anda yürümek. Yürüyorsun, durmadan yürüyorsun. Ben çok sıkıldım bu sokak şeyinin kardelen duyması. Aşırı sıkıldım. Hiç bana göre bir şey değil bu. Sokak fotoğraf olayı ne sence? Harika bence. Arda geziyor, başlıyor. Nereye geziyorsun? Değişiklik olsun diye Kadıköy'de miyorsun? Ben aslında o kadar çok sevmiyorum Kadıköy. Bana değişiklik oluyor. Öyle mi? Şeye gidelim, Fadiye. Yok öyle. Ne? Ne var Fadiye? Şu anda gidemeyiz zaten. Niye? Kadıköy kesmedi Kardelen'i. Dedi ki ben fotoğraf çekimime Suadiye'de, Caddebostan tarafına devam etmek istiyorum. Şimdi öyle gidiyoruz. Benim aklıma sokak fotoğrafı için şöyle bir şey geldi. Kardelen dedim ki ajanlık yapmaya benim başladı. Benim aklıma geldi. Benim aklıma geldi. Ya sus artık. Kardelen arabadan kamerayı çıkardı. Ajan gibi fotoğraf çekiyor. Yani rahatsın galiba değil mi? Birazcık rahat bence. Arda'cığım. Evet. Yine yatacak yer buldun. Buldum. Bu kayayı tam bana göre yapmışlar. Şezlong gibi kaya. Rahatmış böyle. Bildiğin varmış ha. Şimdi şöyle, hiçbirimiz profesyonel fotoğrafçı değiliz hani, bu yüzden tam istediğimiz gibi gitmedi. Hava kötü. Bir de hani gittiğimiz mekanlar da belki doğru olmadı. Belki Eminönü'ne falan gitsek daha doğru olacaktı. Ama şey söylemek istiyorum. Kardelen bir Instagram hesabı açtı. Fotoğrafla ilgili. Aslında bu vlog'un fotoğraf segmenti olmasının bir sebebi de buydu. Yellow Jacket Collective diye. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hani çeşitli fotoğraflarını çektiği fotoğrafları, yıllardır çektiği bazı fotoğrafları paylaşıyor. Öyle. Takip edin. Allah kahretsin. Bayağı iyiydi. Avrupa üçüncülüğüm var. Taş atmadan. Dünya ikinciliğim, Türkiye dördüncülüğüm var. Neden iyi, böyle tersten bir sıradan gidiyorsun? Avrupa ikincisi, dünya üçüncüsü, Türkiye dördüncüsü. İnandırıcı olsun diye söyledim. Çek teknemi çek. Teknem mi geldi? Şilep. Yat daha güzel bence. Yehel ama. Yat. Yat mı aldın? Yat, evet. Yatın bayağı iyiymiş ha. Daha iyisi olana kadar en iyisi bu. Price for y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all, A6 all the hate, I won't get a ball today. Bugün sokak fotoğrafçılığını ilk kez denedim hayatımda. Daha doğrusu deneyen insanları izleme durumuna girdim. Bu da bir tür deneyim sayılır bence. Hani ne düşünüyorum bununla ilgili? Açıkçası en çok hoşuma giden şey gerçekten, hani fotoğrafın tanımı var ya, anı yakalamak falan gibi hep şeylerle paylaşılır fotoğraflar. Gerçekten bence anı yakalamanın en saf hali sokak fotoğrafçılığı. Çünkü geçen insanların içerisindeki duyguların kamera merceğinden yansıyıp hani ortaya çıkan fotoğraf falan böyle acayip bir şey. Direkt olarak o duygunun geçtiğini hissediyorsun. Gerçekten hoşuma gitti. Tabii insanların sınırlarına da dikkat etmek gerekiyor. Bir de hani o kendini öne atıp o fotoğrafı çekme cesaretini, özgüvenini göstermen gerekiyor. Bu da benim aklıma aslında ikinci anlatmak istediğim fıstık değil. Benim aslında konuşmak istediğim ikinci konu aklıma geldi. Özgüven.
Ben özgüveni topluluk içinde konuşmak ve kendini öne atmak üzerinden anlatmak istiyorum. Bu kap seni temsil ediyor. Bunlar da fikirlerini. Ancak eğer gerçekten fikirlerinin yüzeye çıkmasını istiyorsan işte o zaman birazcık özgüvenle desteklemen gerekiyor. Özgüven sahibi olup toplum içinde bir şey anlatmanız beklenen ilk yer ilkokul. Hani işte hoca bir paragraf verir, o paragrafı okursun falan filan. Ben şahsen öğrenciyken, ilkokuldayken çok heyecanlandım. Böyle elim ayağım dolanırdı harbiden. Sonra üniversitede sunumlar yapmaya başlıyorsun. Ama böyle sunumları yapan insanlar enteresan insanlar oluyor. Genelde Instagram'da o canlıları görebilirsin. Story atarlar. Anlatırım sunumum var, sunum. Abi sunum var ya falan filan. Sanki uzaya roket attığını düşünürcesine o sunum üzerinde çalışırlar. Sunum, working hard. Adamları niye gömdüm ki şimdi? Benim bakış açıma göre gerçek özgüven hani okulda ezberleyip bir kitaptan falan sınıfın önünde anlattığın şeyler yerine gerçekten hissettiklerin ve düşüncelerini insanlara paylaşmak için kendini öne atmandan çıkıyor. Ya hatta şöyle söyleyeyim hani yaşım ilerledikçe demek istemiyorum çünkü. Ancak hani daha farklı insanlar tanımaya başlayınca o kadar çok güzel düşünceleri olan ama bunları paylaşmaktan çekinen insanlarla tanıştım ki. Son birkaç yılda şanslı bir şekilde diyebileceğim çeşitli konuşmalar yapma fırsatım oldu. Hani film festivallerinde oldu bunların bir kısmı veya böyle birkaç tane konferans, işte birebir röportajlar falan filan tarzında şeyler oldu. Ve genelde böyle bunlardan çıktığım zaman hani normal izleyen insanlardan aldığım en büyük laflardan biri abi senin yerinde olsaydık çok heyecanlanırdık, elimiz ayağımız titrerdi falan gibi şeyler aldım. Aslında her ne kadar ben de çok heyecanlanarak bunları yapsam da en azından çoğu zaman ne demek istediğimi bilerek ya da kafamda tartarak çıkmaya çalışıyorum. Ancak aslında temel olarak insanların bu tarz böyle topluluk içinde konuşmaktan korkmasının bir sebebini artık insanların çok fazla konuşmaması olduğunu düşünüyorum. İnternette rastgele gezerken karşıma çıkan bağımsız bir araştırmaya göre şu anda 18-24 yaş arası gençler şöyle grafikle göstereyim daha iyi olacak. Bu birazcık eski bir araştırma. 2008 ile 2010 yılları arasında yapılmış. Ancak veriler çok güzel. Çünkü 2008 yılında 1200 dakika civarında o yaşlarda bir genç ortalama aylık telefonda konuşurken 2010 yılında bu sayı 900 dakikaya düşüyor. Ancak tam tersine 2008'de 600 mesaj ortalama aylık atılırken 2010'da 1400'e çıkıyor. Hani ters oranda hatta günümüz verilerine baktığımız zaman hani bu 9 yıl öncenin net verileri günümüzde de artı aşağı yukarı bu düşüşü hani 150-200 dakika civarında telefonda konuşmaya mesajlaşmanın ise aşağı yukarı 2500-3000 civarına çıktığı söyleniyor. Benim bir süredir hani mesaj olarak tanıdığım veya direkt olarak sosyal medyada yazıştığım bazı insanlar var ve gerçekten çok komik, çok enteresan fikirleri olan insanlar. Ancak yüz yüze konuştuğum zaman çoğu zaman bunu göremem. Hadi oğlum anlatsana falan filan durumu vardır ya. Böyle hani onu söyleyen amcalar gibi hissediyorum kendimi. Hani belki de bununla ilgili olabilir diye düşündüm. İnsanların aslında yazı olarak, bir dakika ya ben yazılı olarak kendimi ifade edeyim deyip daha rahat kendilerini ifade etme durumu iyice söz konusu olmuş olabilir. Telefonla konuşmayı kestikten sonra. Hani bunun böyle bir bağ olabileceğini düşündüm. Özgüven konusuyla da biraz ilgili olabilecek bir şekilde. Ama neticede hani benim düşüncem aynı. Eğer bir fikriniz varsa bunu paylaşmaya çalışın. Ya aklıma şimdi bir şey geliyor. Gülmeyin ama gerçi gülmeniz mantıklı sizin değil mi? Çünkü gülerseniz hani videoyu beğenirsiniz, video daha çok izlenir, kanal büyür falan. Neyse aklıma şey geliyor. Bazı internette geyikler var hani bazı insanların NPC olduğunu, bazı insanların ise gerçek hani ana oyuncu karakter olduğunu söylüyor. NPC, non-player karakter. Hani bu video oyunlarında vardır ya mesela siz ana karaktersinizdir bir de böyle duvara toslayan karakterler vardır. Onlar işte NPC'ler duvara toslayanlar veya sadece merhaba nasılsın falan gibi diyen karakterler. Ama siz olun bir NPC olmayın çünkü NPC ile ana karakter arasındaki en büyük fark ana karakter bir hikaye yaşar ve anlatacakları vardır iyi ya da kötü. Ancak NPC'lerin ise sadece hayatta yapmaları gereken belli şeyler vardır. Siz hayatta belli yapması gereken şeylerden olmayın. Yine motivasyonel videoya dön. Hayır, motivasyonel video değil. Sadece bir video. Öyle. Özgüven ve sokak fotoğrafçılığıyla ilgili.